Bir video sorumuz daha varmış. Görelim. Selamünaleyküm. Değerli kıymetli hocam, iyi günler diliyorum. Kolay gelsin inşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hocam ben direkt konuya girmek istiyorum. Hocam bizim üzerimizde yazı olduğu söyleniliyor. Bazı insanlar tarafından işte üzerimize ölü toprağı serpildiği, işte yazı yapıldığı, ailemiz aramızdaki huzurun dağılması, işte evimizde huzurumuzun kaçması, yuvamızın dağılması, eşimle aramda, işte annemle aramda, kız kardeşlerimle aramdaki muhabbetin bozulması, işte hiçbir şey sahibi olamamam için, bütün işlerimin ters gitmesi için ölümüne yazı yapıldığı söyleniliyor. Ve bunu aydan aya, iki ayda bir, bir ayda bir yaparlarken şimdi artık haftalık olarak yapmaya çalıştıklarını belirttiler. Hoca, bak gittiğimiz hoca var, kitap açtırdı. Yani bunların üzerimizde tesiri olduğunu düşünüyorum çünkü hiçbir işim rast gitmiyor gerçekten. İş hayatım düzenli gitmiyor. 3-4 ay çalışıyorum, işimden oluyorum. Araba alıyorum, 3-4 ay binemiyorum, satıyorum. İşte para düzenim olsun, evlilik hayatım olsun, eşimle aramındaki muhabbet olsun. Yani bunlar hiç düzenli olarak gitmiyor. Bununla ilgili bir sürü şeyler daha söylediler. Siz anladınız zaten hocam. Yani bununla ilgili ne yapabiliriz ya da ne yapmamız gerekiyor? Yani bunların ahiretteki durumu nasıl olacak bu kişilerin, Allah'la arasındaki şeyler? Yani ben bu kişileri de öğrenmek de istemiyorum aslında. Ama sadece bu kişiler bu işlerle uğraştığı için ne şekilde cezalandırılacaklar ya da ne durumları ne olacak? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Bizim yapmamız gereken herhangi bir şey var mı? Dualar var mı? Yapmamız gereken bir şeyler varsa yardımcı olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim vereceğiniz bilgiler için. Size iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür inşallah. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Üzerimizde ölü toprağı var. Yuvamızın dağılması için, işlerimizin ters gitmesi için, her türlü olumsuzluklar için ölümüne büyü yapıldığını düşünüyoruz diyor. Efendim, Rabbimiz izin vermeden kimse bir şey yapma, zarar verebilme yetkisine sahip değildir. O yüzden büyüden, büyücüden, cinden, şeytandan korkmayacağız. Rabbim izin vermedikçe kimse bir şey yapamaz. Ayet-el Kürsi diye o mübarek ayeti okuyunca, yani 30 gün sahir ve sahire etki edemez. Cin ve şeytanların zararından da emniyette olur. Buyurulmaktadır. O yüzden gelin bu korkuyu, bize ölü toprağa serpmişler. Bile bize büyü yapmışlar. O yüzden işimde başarılı olamıyorum. O yüzden hanemde kavga oluyor. O yüzden evimizde güzel geçim olmuyor. Hayır, hayır, bunları bir tarafa bırakalım. Biz muavvizeteyn, Allah'a sığındıran sureler. Bir de İhlas-ı Şerif'i ilave edelim. Demek kul huvallahu ahad, kul auzu birabbil felak, kul auzu birabbin nas sureleri ve bir de ayetel kürsi ile Fatiha-i Şerif ile Rabbimizin himayesine sığınırız. İnşallah. Böyle olunca sağlam bir kaleye sığınmış oluruz. Biz İnşallah. Böyle bir evhamı, endişeyi, kaygıyı bırakalım. Bize büyü yaptılar, ölü toprağa serptiler. O yüzden işim rast gitmiyor. O yüzden hanemizde huzur yok. Bunlar doğru değildir. Allah izin vermeden kimse bir şey yapamaz. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.